Anatoly Silivka 28 Aralık 1938'de Rusya Dağıstan Ayzırbaş kasabasında doğdu. Yoksul bir anne babanın iki çocuğundan en büyüğüydü. Silvika'nın doğduğu sırada Ukrayna, tarımı zorla kolektif hale getirmesinden dolayı kıtlığın pençesindeydi ve Sovyet Dağıstan'ın bağışıklığı yoktu. Silivka'nın ailesi arasındaki evlilik sorunluydu. Sık sık tartışıyorlardı. Ayrıca babası alkolikti. Silivka uykusuzluktan ve çeşitli çocukluk hastalıklarından dolayı muzdaripti. Ama aynı zamanda zeki bir çocuktu. Aynı zamanda yalnızdı ve çocukluğunun istikrarsızlık, açlık, savaş ve yoksullukla doluydu. Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'na girdiğinde Silivka'nın babası Kızıl Ordu'ya alındı. 1943'te kendi evlerinde işgal edildiler. Birçok zulme tanık oldu. Ancak savaş zamanı anılarından biri diğer 4 çocukla birlikte bir mezarlığa sığınmaktı. Alman hava saldırısından kaçtı. Sadece bir deri bir kemik kalmış görünümünden dolayı diğer çocuklar tarafından bir kenara itildi. Silivka akademik olarak kötü bir performans gösterdi. Ergenlik çağında eşcinsel olduğunu keşfetti. Bu durum onu derinden utandırdı. Cinsel işlev bozukluğunu ailesinden bir sır gibi sakladı. Alçak kökenlerinden kaçmak için Silivka burs başvurusunda bulundu. Moskova Devlet Üniversitesi'nden 1956 yılında mezun olduktan sonra giriş sınavında başarısız oldu. Başarısızlık durumu ona zorunlu askerlik hizmeti getirdi. Silivka Rusya'nın doğusuna askerliğe gitti. Birçok kişi de utangaç ve boyun eğmiş kişiliğinden dolayı alay konusuna neden oldu. Komutanlar Silivka'nın askeri hayatla uyumsuz olduğunu sonucuna vardı ve onu görevden aldılar. Sovyet orduda 1960 yılında sağlık hizmetini tamamlayamadı. 1961'de Silivka, Azerbaycan Stavropol Krayı'ya taşındı ve burada telefon mühendisi olarak iş buldu. Küçük kız kardeşi aynı şehre taşınarak yerel bir fabrikada iş buldu. 1962'nin sonlarında erkek kardeşinin içe dönük yaşam tarzı ve kadınlarla etkileşim eksikliğinden endişe duyan kız kardeşi onun Lutmina adlı genç bir meslektaşıyla tanıştırdı. İkili çıkmaya başladı ve ertesi yaz mütevazi bir törenle evlendi. Çift düğünlerinden kısa bir süre sonra taşındı ve burada kısa sürede topluluğun saygın üyeleri olarak itibar kazandılar. Silivka'ya göre karısına değer vermesine rağmen cinselliğini fiziksel olarak gizledi. Bir keresinde eşiyle yaşadığı sorunun üstesinden gelmek için tıbbi yardım istedi. Ancak genç bir hemşire onun bu durumuna güldü. Bunun üzerine Silivka bir daha tavsiye aramadı. Daha sonra müfettişlere kendisinin eşiyle 17 yıllık ilişkileri boyunca ve çocuklarının doğumundan sonra asla 10 defadan fazla ilişkiye girmediklerini itiraf etti. 1961'de sarhoş bir adamın trafik kazasına tanık oldu. Ergenlik çağındaki bir çocuğa çarpmıştı. Silivka trafik olayına tanık olduğu durumda en önemli anlardan birini tarif etti. Kazaya tanık olduktan sonra genç erkekte cinsel ilişkiye girmek için arzuları gelişti. Gencin ayakkabılarındaki kan görünümü daha da karmaşık hale geldi. Bu durum onu ayakkabı fantezisi konusunda etkiledi. Trafik kazasına tanık olduktan birkaç ay sonra gençlik kulübü kurdu. Görünüşte kulüp yerel erkekleri genç öncü faaliyetlere katılmaya teşvik etmek için kurulmuştu. Ancak Silivka kısa bir süre sonra kulübe erkeklerle arkadaş olmak ve onların güvenini kazanmak için yöntemler geliştirmeye başladı. Bu ilk kulüp kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra bir kundaklama sonucu yıkıldı. İddiaya göre kulübe giden fail Silivka'nın kötü muamele ve taciz ettiği çocuklardan biriydi. Suç duyurusunda bulunmadı. Kısa bir süre sonra yeni bir kulüp kurdu. Bu gençlik kulübü evinden 3 kilometre uzaklıktaydı. Silivka'nın gençlik kulübü faaliyetleri şüphe uyandırmadı. Kulübe giden erkek çocukların ailelerine ilgi gösterdiği ve çocuklarını beladan uzaklaştırdığı için şüphe duyulmuyordu. Silivka düzenli olarak yürüyüş ve tırmanma gezilerini çıkartırdı. Keşif gezileri genellikle günlerce sürerdi. Yerel gazete ve radyo yayınlarında kulübün faaliyetleriyle ilgili makaleler sıklıkla yer alırdı. Silivka ayrıca yerel televizyon kuruluşlarıyla birkaç röportaj vermişti. Gençliği eğitmek, eğlendirmek ve ahlaki açıdan beslemek için devam eden çabalarından dolayı yerel Komünist Partisi yetkililerinden takdir aldı.
1977'de Kent Konseyi belediye meclis yardımcısı olarak seçti. Sovyetler Birliği'nden onurlu öğretmen ünvanı aldı. Haziran 1963'e kadar Silivka, 1961 yılındaki trafik kazasının yol açtığı erotik fantezileri fiziksel olarak yeniden canlandı. Yılda bir ya da iki kez 11 ile 15 yaş arası kurduğu gençlik kulübünde bir çocukla yakın bir dostluk kuracaktı. Silivka'nın istediği çocuk kısa olacak ve üniforma giyecekti. Aynı trafik kazasında gördüğü gibi bir çocuk olacaktı. Silivka çocuğun güvenini kazanacak ve deney olduğunu söyleyerek onu sahneye yeniden canlandırmaktan bahsedecekti. Ardından Silivka evde film yapmaya karar verdi. 1960'ların ortalarında kurbanları giderek arttı. Çoğunlukla ailelerin bilgisi olmadan çocukları evine gelmelerini ikna etmeye başlamıştı. 22 yıl içinde Silivka 43 çocuğu bu deneye katılmaya ikna etti. 36 çocuğun fotoğraflarını çekti ve kendini tatmin etti. Silivka tarafından tutulan bu kişiler başlarına gelenlerden habersiz olarak hayatlarına devam ettiler. Ancak Silivka'nın davranışları şiddete dönüştü. Bu kurbanları parçaladı, ardından gövdelerine benzin döktü ve kendini tahrik eden trafik kazasını hatırlamamak için kalıntıları ateşe verdi. Silivka genellikle kurbanlarının sadece ayakkabılarını saklardı. Ayrıca evinde geliştirdiği fotoğraflar ve filmlerin yanı sıra yaptığı ölümleri günlüğüne ayrıntılı bir şekilde kaydetmişti. Ayakkabılar ve resimler Silivka'nın fantezileri için uyarıcı bir hizmet haline gelmişti. 2 Haziran 1964'te Silivka 15 yaşındaki Nikola'yı öldürdü. Bu kurbanın kasıtsız şekilde canına kıydığını iddia etti. Ayrıca fotoğrafçılık rutinini tamamladıktan sonra kurban canlandırmadığı için canına kıydım dedi. Mayıs 1965'te Silivka, ikinci kurbanı Alexa Kovalenko'yla gençlik kulübünde tanışmıştı. Bu kurbanın kasıtlı olarak canına kıydığını söyledi. Kovalenko'nun kayıp olduğu bildirildi. Ancak ailesi polis tarafından çocuklarının kaçak olduğunu söylediler. 8 yıl sonra 14 Kasım 1973'te 15 yaşındaki Alexander ortadan kayboldu. 2 yıl sonra 11 Mayıs 1975'te Silivka'nın gençlik kulübünün başka bir üyesi olan 11 yaşındaki Andre Pogasyon da ortadan kayboldu. Pogasyon'un annesi Silivka'nın daha önce katıldığı yakın bir ormanda partizan bir film çektiğini bildirdi. Ancak polis Silivka'nın zararsız filmler çektiği için ödül kazandığını biliyordu. Bu yüzden şüphe duymamıştı. 1980 yılında Silivka Sergey Pavlov'u öldürdü. Pavlov'un ortadan kaybolmasından sonra yerel bir savcı atandı. Çocuğun yokluğunu aktif olarak araştırmaya başladı. Soruşturma birkaç ay sürdü ve Kasım 1985'e kadar aynı gençlik kulübüne katılan birkaç çocuğun da yıl içinde ortadan kaybolduğunu keşfettiler. Kulübün işleyişi yoluna yasa dışı hiçbir şey olmamasına rağmen birçok çocuğun sorgulaması Silivka tarafından yapılan deneylerde hiçbir şey anlamadıklarını ortaya çıkardı. Savcının emri üzerine Aralık 1985'te Silivka'nın evi ve gençlik kulübü arandı. Kanıtlar Silivka'nın evinde bulundu. Evindeki karanlık odada gençlik kulübündeki kurbanların asılı fotoğrafları, taciz ve parçalanmasını tasvir eden birçok film ortaya çıkardı. Ayrıca odada balta ve kauçuk hortumu da bulundu. Ayakkabı fantezisine dikkat çeken bir çift erkek ayakkabısı ve botları da bulundu. Karanlık odadan elde edilen kanıtlarla karşı karşıya kalan Silivka, 28 Aralık'ta 7 cinayet ve 36 ölümcül olmayan kurbanları itiraf etmeye başladı. Bu olaylardan dolayı suçlu bulundu. Silivka'nın duruşması Haziran 1986'da yapıldı. Suçunu kabul etti. Tüm suçlamalardan suçlu bulundu ve idam cezasına çarptırıldı. Silivka idam edilmesine karşı bir temyiz sundu. Rusya Yüksek Mahkemesi bu temyizi reddetti. 16 Eylül 1989'da müfettişlerle yapılan son yüz yüze görüşmesinden birkaç saat sonra hapishanedeki ses geçirmez idam odasına götürüldü ve sağ kulağının arkasından tek bir silahla idam edildi. Anatoli Silivka hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Hoşça kalın.